Görür müsün kızım bizi? Ne olur, kovarlar mı? Kovarlar. Hadi gidiyoruz, gel yavrum. Günaydın.
Gamze. Gamze. Ya Gamze bir dursana 2 dakika ya. Daha ne kadar devam edeceğiz buna? Ya tamam sen ne istiyorsan söyle ya. Tamam ne istersen söyle hadi. Hala konuşmuyor mu? İşte yok çıt yok. Tahmin ediyordum. Ne oldu bir şey mi dedi? Bir şey söyledi. Konuştunuz mu yoksa? Yok hayır. Konuştunuz mu yoksa bir şey mi söyledi? Senin başa döndün yine. Ya tamam söyleyin kurtulun ya. Konuşmadık. Yapmayın başkomiserim aşk olsun benden de mi ya? Hadi yürü hadi. Ya. Başkomiserim. Ha Mehmet söyle. Dün gece bıçaklı bir saldırı olmuş. Adamı hastaneye kaldırmışlar. Ölmüş mü? Hayır kurtulmuş. Ama amirim size haber vermemi istedi. Neden? Bilmiyorum başkomiserim. Çok net anlayamadım. Adam ifade veremiyormuş galiba. Zanlıyı görmüş ama tarif edememiş. Ne demek görmüş de tarif edememiş ya? Kolundan ve ayağından bıçaklandıktan sonra bir apartmanın girişine yığılmış. Apartman sakinlerinden biri 112 acil aramış. Ya niye biz? Hala anlamadım. Cinayete teşebbüs Selim. Adam yüz körüymüş. Yüz körü mü? O ne ya? Ne olduğunu biz de anlayamadık. Merkeze bildirdik durumu. Ondan sonrasını size haber vermişler komiserim. Özkan Çetin, 34 yaşında. Özkan Bey. Sen de kimsin? Polis memuru Kadir. Dün gece tanışmıştık. Kadir? Her defasında böyle. Tanımıyor hiçbirimizi. Babalık hafızalı yani. Yüz körüyüm. Salak değil. Sağır hiç değil. Amirlerim ifade almak için geldiler. Başkomiser Orhan, komiser Selim. Ya bu neymiş bu yüz körü ya? Ben bir şey anlamadım hala. Yüzleri tanıyamıyorum. O ne demek öyle ya? Olur mu öyle şey? Oluyormuş komiserim. Doktor Bey onayladı. Tamam tamam. Sen işine başına dön. Evet, biz sizi daha fazla yormayalım en iyisi. Hemen konuya girelim. Neler olduğunu anlatabilir misiniz? Daha önce anlattım polislere. Tamam, bir kere de bize anlatsan ne olur? Hadi. Tamam komiserim, peki. Gece biraz eğlenmek için dışarı çıkmıştım. Yavaş! Sen de yolun ortasında durma. İnsan bari bir özür diler. Haklısın. Pardon. Ne uğradığımı şaşırdım. Öleceğimi düşündüm. Sonra kendimden geçmişim. Zanlıyı gördünüz yani. Kimi? Yani sizi bıçaklayan adamı. Evet. Ama tarif edemiyorsunuz. Ederim etmesine de yüzünü değil. Neyini edeceğiz? Tişörtünü mü? Orta boylu, atletik yapılı. Sesi de böyle kalın ve boğuktu. Saçları da siyahtı. Bu kadar mı? Hepsi bu mu yani? Keşke başka bir şey söyleyebilsem. Ama maalesef. Bir daha karşıma dikilse bile tanıyamam. Belki sesini ya da endamını. Peki doğuştan mı bu hastalığınız? Hayır. 16 yaşındayken başladı. Nasıl oldu peki? Bir sebebi var mı? 16 yaşındayken trafik kazası geçirdik ailemle. Annemle babamı kaybettim. Kafama aldığım bir darbe yüzündenmiş. O gün bugündür bu haldeyim maalesef. Ulaşabileceğimiz bir akrabanız ya da bir arkadaşınız var mı? İsviçre'de bir kardeşim var. Ama telaşlandırmak istemedim. Gelmesi zor zaten. Neden? Kazadan beri konuşmuyoruz. Kazadan beni sorumlu tutuyor. 16 yaşındayken arabayı siz kullanmıyordunuz sanırım. Hayır. Babamla tartışıyorduk. O sinirle karşıdan gelen aracı görmedi. Ben cezamı yeteri kadar çektim. Hala da çekiyorum. İsimlerin hatırlanması 24-25 yaşlarında, yüz tanıma ise bir 10 yıl kadar sonra en yüksek düzeyine ulaşır. Yüz tanıma becerisi kalıtımsaldır. Ancak zeka, bellek ya da cisim tanımayı kodlayan DNA bölgelerinden bağımsız olarak bir kuşaktan diğerine aktarılır. Ne yazık ki dünya genelinde her 40 kişiden biri doğuştan yüz körüdür.
Öte yandan her 100 kişiden biri İngiliz polis memuru İdris Bada gibi yıllar önce bir kez gördüğünü bile unutmaz. Teşkilatta Bada'nın özelliklerini taşıyanların sayısı fazla değil. Bu süper tanıyıcıların işi gözaltına alınanlara ya da fotoğraflarına bakmak, izledikleri MOBESE kayıtlarındaki görüntü, flu, yarım ya da profilden bile olsa evvelce fotoğrafını gördükleri kişiyi gözünden, burnundan, dudağından bulup çıkartmak. Çoğumuz tanıma yelpazesinin bu iki ucu arasında bir yerlerdeyiz ve günlük yaşamımızda nerede durduğumuzu pek önemsemeyiz. Ama örneğin bir cinayetin tanığı olmuşsak yüz tanıma becerimiz hayati önem taşır. Prosopagnozya tıp literatürüne geçmiş bir hastalıktır. Bu tip hastalıklarda hasta yüzün her parçasını tek tek görebilmekle birlikte birbirleriyle olan ilişkisini kuramamaktadır. Hayda. Ya yüz tanıyamayanları duydum da yani bu acayip bir şeymiş ya. İnsan kafayı yer vallahi. Evet, gerçekten zor bir durum. Peki, çok teşekkürler doktor bey. Ne demek komiserim? Size kolay gelsin. Gerçekten işiniz zor. Bu konuda ülkemizde uzman doktor sayısı gerçekten az. Yalnız onlardan biriyle görüşmeniz sizin için çok iyi olacaktır. Tamam doktor bey. Tekrar teşekkürler. İyi. Tamam, dosyayı biz alalım. Hastane polisine kalırsa bu iş kapanır. Ha, başımıza iş alalım yani. Ne demek istediğini anlamadım. E şimdi alacağız. O kadar uğraşırsak bir de sonunda bir şey olmazsa uğraştığımızda kalacağız. Sen olay yerini öğren. Kubilaylara da haber ver, tamam mı? Emin misiniz? Sokakta çarpıştığı adamı bıçaklayan bir manyak dolaşıyor Selim. Birini öldürmesini mi bekleyeceğiz? Tamam, haklısınız. Ben hemen haber veriyorum. Babalarının uşağı var sanki. Siz biz temizleyelim. İzler bu tarafa doğru devam ediyor başkomiserim. Buralarda bir yerde yığılmış olmalı. Kan izlerinden başka bir şey var mı? Arıyoruz komiserim işte. Alan büyük. Olayın üzerinden bayağı zaman geçmiş. Yani bayağı işimiz zor. Onu biz de biliyoruz lan zibidi. Laf yapma bana da işine bak. Merkez 45-25. 45-25 dinlemedi. Çeşmeköy'deki üniversitede şüpheli ölüm vakası. Anlaşıldı merkez. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. Çekmeköy mü? Orası çok uzak değil mi ya? Oh be! Ulan şu işten kurtulduk ya, rahatladım bak ha. Bir şeyden kurtuldun yok Selim. Sen bu dosyaya devam ediyorsun. Ben de diğerine gidiyorum. Kubilay, birkaç kişiyi buraya bırak, tamam mı? Diğerlerini de al beraber gidelim. Yapmayın başkomiserim ya. Beni şu acayip dosyayla baş başa bırakmayın burada. Hadi Kubilay, oyalanma. Komiserim, izler şu tarafa doğru gidiyordu. Bir gün ben gerizekalılığın genini keşfedeceğim Kubi senin üstünden. Bilime yararın dokunsun, hadi. Sosyoloji bölümü 3. sınıf öğrencisi. Hülya Caner. 89 doğumlu. Yani daha 23 yaşında. Bıçak yarasına benziyor başkomiserim. Tipik bir tecavüz vakası. Bence de öyle başkomiserim ama öncesinde dövülmüş. Muhtemelen tecavüze direndiği için öldürmüştür. Etrafa baksanıza başkomiserim. Sanki etrafta öncesinde bir şey aranmış. Belki de sadece feci bir halde kafayı bulmuşlardır. Dün gece yıl sonu partisi varmış. Öğrencilerden çoğu odalarına bile çıkamayacak kadar sarhoş olmuş. Güvenlik elemanları, onlarla konuştunuz mu? Kız dün sabah müdüre erkenden yurttan ayrılacağını söylemiş. Bu sabah da odaya temizlikçi gönderiliyor o yüzden. Cesedi o mu olmuş? Evet başkomiserim. Gülten Şimşek, 37 yaşında, temizlik görevlisi. Yazık ya, ailesini emeklerle getirdi bu yaşa. Nasıl dayanır o anne? Sabah erkenden ayrılacağını söylemiş, ailesinin yanına gidecekmiş herhalde. Evet, İzmirli, cici bir kızdı. Allah için dağınıktı, söylenir dururdum ona. Nasıl bir hayvan bunu yapan? O da arkadaşı var mıydı? İki hafta öncesine kadar Emel'le birlikte kalıyorlardı. Sanırım anlaşamamışlar. Duyunca ben de şaşırmıştım. Anıl Derman, 40 yaşında, yurt müdürü.
Neden? Hülya, Allah rahmet eylesin, çok tatlı, çok popüler bir kızdı. Yurtta onunla herkes arkadaşlık etmek için can atardı. Emel'in istememesi çok garip gelmişti bana. Niye ayrılmak istediğini sormadınız mı? Sordum tabii. Ama bilirsiniz bu yaşları komiserim. Deli doludur insan biraz. Hülya'nın popülaritesini de düşününce... Kıskandığını düşündünüz. Emel biraz huysuz, kaprisli bir kızdır. Kafayı takmış olabilir. Emel Öztanır, 22 yaşında, maktulün arkadaşı. Ya o dağınıktı. Yurt kurallarını aldırmıyordu. Gece geç geliyordu, uyuyamıyordu. Mecburen. Çıkmasam derslerim aksayacaktı sonunda. Kavga etmediniz yani? Yok canım, ne kavgası? Peki erkek arkadaşı var mıydı? Arkadaşları desek daha doğru olur bence. Birden fazla çocukla takılıyordu aynı anda. Siz tanıyor musunuz diğer çocukları? Biri Meriç. Bizim okuldan, mimarlıktan. Ya diğeri? Onu tanımıyorum. Bize söylemedi. Böyle gizemli falan takılıyordu. Hiç görmediniz mi? Bir defa yakalar gibi oldum bunları odada. Ama sanırım çıplaktı, saklandı. Hülya da fena tersledi. Bir daha da soramadım. Sonra işte müdürle konuşup başka bir odaya çıktım. Peki dün geceki partide siz de var mıydınız? Evet. Hülya'yı gördünüz mü? Evet, Meriç'le bahçede takılıyordu. Bir ara birlikte odaya giderken gördüm. Doğru söylüyor. Ama daha sonra çıkıp eve gittim ben. Saat kaç gibi? 3 falandı, ne bileyim, 3 gibi. Meriç Erdem, 25 yaşında, maktulün erkek arkadaşı. Şahidiniz var mı? Çok sarhoştum zaten ben. Kardeşim geldi, aldı gittik beraber. Peki diğer erkek arkadaşından haberin var mıydı? Ne? Bilmiyor muydunuz? Kim uydurdu ya? Kimin söylediği önemli değil. Bakın kim söylüyorsa bunu yalan söylüyor. Çünkü biz evlenecektik. İzmir'e gidince ailesine de anlatacaktı zaten. Haziran gibi biz nişanlanacaktık ya. Beyler, odaya giren temizlik görevlisi sana ekiz örneği alsanıza. Tamam, hallediyorum hemen. Buradaki bıçağı almış olabilir. Bu setin aynısından bulma ihtimalin var mı? Diğer odalarda vardır belki. Tamam, fırla hemen git bak. Bulursan eğer otopsiye gönder. Tamam. Yaracıyla karşılaştırsınlar. İzler için ayakkabı tabanının bıraktığı izin çok önemi var. Ancak inanç, iklim ve sosyoekonomik nedenler yüzünden çıplak ayakla yürümenin tercih edildiği pek çok ülkede ayakkabı değil, ayak tabanının izi daha önem taşıyor. Hindistan, Suudi Arabistan ya da Çin gibi. Onlar ayak izinden kişinin boy ve ağırlığını, bir şey taşıyıp taşımadığını hesaplıyor. Kişinin değişmez bir özelliği olan yürüyüş şeklini belirliyor. Ayak izleri hırsızlık, cinsel saldırı, cinayet gibi değişik suçları aydınlatmada kullanılıyor. Bu arada ayak parmaklarının ve tabanının bıraktığı izlerin tıpkı parmak izi gibi kişiye özgü olduğunu, ayak izlerinden elbette DNA profilinin elde edilebildiğini belirtti. Tamam, ben merkeze dönüyorum. Herhangi bir şey olursa haber verirsiniz. Başüstüne tamam. Başkomiserim. Özkan Bey? Özkan Bey? Beni hatırladınız mı? Başkomiser Orhan. Evet komiserim. Sesinizden çıkardım şimdi. Hayırdır, benimle konuşmaya mı geldiniz? Yok, hayır. Aslında sizi burada görünce şaşırdım. Ne işiniz var burada? Ben burada çalışıyorum. Yurtta mı? Yok, hayır. Bankamızın ufak bir şubesi var burada. Doktor 15 gün rapor verdi. Onu bırakmaya gelmiştim. İşte bu çok ilginç. Ne ilginç? Anlayamadım. Yurtta bir cinayet işlendi. Bir kızı öldürdü. Haberiniz var mı? Duydum. Maalesef. İnanılır gibi değil. Ya nasıl oluyor bu iş, ben anlamadım ya. Yani Özkan karşıda evine giderken bıçaklanıyor. Kız da yurdun orada. Yurtta bu yakada. Nedir bu iş, anlamadım. Özkan Hülya'nın katilini görmüş olabilir. Tamam ama adam bir gördüğünü bir daha tanımıyor. İyi de katil bunu bilmiyor ki. Ha, şimdi anladım. Yani bizim Özkan katilin kim olduğunu gördü. Ama adamımız onun yüz körü olduğunu bilmiyor. Özkan yurdun önünde otobüse binip evinin orada inmiş. Evet. Adam da onu yurdun oradan takip etmiştir.
Otobüse binince de o da atlamıştır peşinden. Sonra da evin oralarda sakin sokakta adamı yakalayıp... çarpma süsü verip bıçaklamıştır yani. Aynen öyle Selim. Yani elimizde katili gören bir tanık var. O da kör. Yüz körü Selim. Yine de katili yakalamak için önemli ipuçları verebilir bize. Ya belki de o öldürmüştür. Olamaz mı? Sonra da kendi kendini bıçaklamıştır. Doktor adam geldiğinde neredeyse kan kaybından ölecekti dedi. Tamam ya tamam. Bir kere de tezimi çürütmeseniz olmuyor değil mi? Ne yapıyoruz şimdi? Yüz körlüğü konusunda bir uzman buldum. Bize yardımcı olacak. Özkan'ı alalım mı sorguya? Yok, evine gidelim. Gece muayenehaneden çıktıktan sonra doktor da oraya gelecek. Vakit ayırdığınız için gerçekten teşekkür ederiz doktor bey. Rica ederim, ne demek? Buyurun, kimsiniz? Merhaba Özkan Bey, Başkomiser Orhan. Telefonda geleceğimizi konuşmuştuk. Evet başkomiserim. Kusura bakmayın. Buyurun lütfen. Ne ikram edeyim size? Sağ olun. Çok vaktinizi almayacağız. Doktor bey birkaç soru soracak sadece. Bizim de acelemiz var. Tabii buyurun. Doktor bey orada. Kusura bakmayın. Buyurun doktor bey. Birkaç test var. Yapmanızı istediğim. Tabii. Kim bunlar? Sadece tanıyıp tanımadığınızı söyleyin. Maalesef. İşte bunu tanıdım. Marilyn Monroe. Hemen hemen her testte gösterirler. Beninden tanıdım. Peki sizi bıçaklayan adamın buna benzer bir özelliği var mıydı? Sesini söylemiştim sanırım. Böyle boğuk, kalın, hırıltılı bir sesi vardı. Biraz daha düşünün. Ne hatırlıyorsunuz? Saçları siyahtı. Orta boylu olduğunu söylemiş miydim? Evet. Birkaç test daha var yapmanızı istediğim. Tabii. O kadar çok test yaptım ki artık cevaplarını bile ezberledim. Ne düşünüyorsunuz? Testler bitmeden bir şey demek sağlıklı olmaz. Siz artık beni sevmiyor musunuz? Ya çocuk gibisin ha. Sürekli ilgi istiyorsun. Sevmiyorsunuz yani öyle mi? Ya kaç yaşına geldin? Artık aklını başına alman gerekmiyor mu? Ya ne yaptım ben ya? Bankamı soydum. Adam mı öldürdüm? Ne yaptın? Söyleyin yani. Birini kırdın. En az diğerleri kadar kötü bir şey bu. Ya kimse şaka kaldıramıyor mu şu koca emniyette ya? Ya bırak şimdi sen kendine bak. Emre ile Kubilay sana böyle bir şey yapsaydı doğduklarına pişman etmiştin onları. Özür diledim ya, daha ne yapayım ki yani? Benden değil, onlardan diyeceksin. Gittim Gamze, gittim, konuşmuyor. Yanaşıyorum, hiç yüzüme bile bakmıyor yani. Diğerlerinden diledin mi? Ya Cem, onların canına minnet yani. Bıraksaydınız, çözseydim ben şu olayı. Yaza düğün vardı ya, düğün. Adam olmayacaksın sen ya. Gel. Başkomiserim, Doktor Halit Bey geldi. Al dışarı. Baş üstüne. Günaydın. Buyurun, günaydın. Oturun. Günaydın. Bir çay içer misiniz? Sağ olun. Hemen hastaneye dönmem gerekiyor. Test sonuçlarına bakılırsa Özkan Bey hasta. Yani gerçekten de yüz körü gibi görünüyor. Tedavisi var mı bu hastalığın? Aslına bakılırsa evet. İleri tetkikler gerekiyor. Siz de tahmin edersiniz ki bu meşakkatli ve pahalı bir süreç. Yazık, hayatları çok zor bu hastaların. Televizyon bile seyredemezler. Film seyrederken karakterleri tanıyamazlar. Hatta aynaya baktıklarında kendilerini bile tanıyamazlar. Sadece içgüdüsel olarak bilirler. Allah korusun ya. Artık mesaj mı çekiyorsun Ece?
Aradım, ulaşılamıyor dedi. Hep açıktı ama herhalde çekmedi. Ben de rapor tamamlıyordum. Bu sefer durum biraz karışık Orhan. Nasıl karışık? Ölmeden önce cinsel ilişkiye girmiş. Ama vajinada bir zorlama yok. Yani tecavüz değil. Çeşitli darp izleri var. Yüzündeki yumruk izi de öyle. Ölmeden önce olmuş. Fantezi olabilir mi? Mümkün. Kanında yüksek oranda alkol tespit ettim. Sert bir cinsel fantezi de olabilir. Ya da biriyle birlikte olduktan sonra şüpheli önce dövmüş, sonra da bıçaklamış olabilir. Ve tecavüze yeltenmiş de olabilir. Dediğim gibi durum biraz karışık. Ölüm saati? Tahmin etmek güç ama gece yarısı civarı diyebiliriz. Peki cinayet aleti? Ha, söylemeyi unuttum. Olay yerindeki setten bir parça eksikmiş. Eksik olan parça bu. Daha doğrusu bunun bir benzeri. Asıl set kriminalde. Gamze ile konuştun mu? Konuştum. Sen nesi var onun? Sesi bir tuhaf geliyor bugün. Tahmin et. Selim mi yoksa? Evet ama düşündüğün gibi değil. Bu sefer dedektifliğe soyunmuş bizimki. Ne? Evet, kızın ilişkisini bulacağım diye. Ve çocukları da karıştırmış. Delirmiştir kız. Hem de nasıl. Allah, ne yapıyorsun kızım? Komiserim, ne yapıyorsunuz siz? İyi misiniz ya? Ulan ne yaptın küçüklüğünde? Ne oldu kızım sana? Laboratuvar burası, bu kadar korkulur mu ya? Ne oldu? Hayırdır? Küs müyüz hala? Hayır komiserim, küs değiliz. Sadece fazla yüz göz olduk. Bak, çok ağır girdin. Kalbim kırılıyor yalnız. Sizin sorunuz ne biliyor musunuz? Çocuksunuz siz. 15 yaşındasınız. Yani 10. Bilemeden 12. Ya ne yapayım istiyorsun benden, ha? Ne yapayım, takla mı atayım senin için? Bana bulaşmayın yeter, tamam mı? Bulaşmayın. Alın, bu da ilk raporunuz. Ne buldun? Orada yazıyor, okursunuz. Hayırdır Selim, ya ne yaptın? Bir de siz yapmayın başkomiserim ya. Ne oluyor ya? Boş ver. Bu ilk rapor. Kızın odasındaki ayakkabı izi motorcuların kullandığı bir bota aitmiş. Hemen satıldığı mağazaları araştırın. Emre başladı bile. Güzel. Gel bakalım. Yurdun güvenlik görevlisi geldi. Odanızda bekliyor. Tamam, sağ ol. Otur, otur. Tamam, sen çıkabilirsin. Merhaba, başkomiser Orhan. Kartal oturan. Komiser Selim. Memnun oldum. İfadenizi verip gitmediğinize göre önemli bir şey söyleyeceksiniz. Evet komiserim, oldukça önemli. Burada sizi beklerken daha önemli oldu birdenbire. Meraklandırdınız bizi. Zavallı kızın başına gelenleri duyunca şok oldum. Özellikle geçen hafta olanlardan sonra. Ne gibi? Biri taciz ediyordu kızı. Olaya müdahale ettim. Adamı yurttaki bankadan hatırlıyorum ama adını bilmiyordum. Sizi beklerken fotoğrafını gördüm. Emin misiniz oğlunu? Herhalde komiserim, daha yeni oldu oğlum. Ülkemizde kampüs tacizleri en az 70'lerden bu yana gündemde olduğu halde konunun rektörlükler düzeyinde ele alınması ancak 3-5 yıllık bir mesele. Her koşulda ve her tip tacizciye verilecek ortak bir tepki şekli bulunmuyor. Akılda tutulması gereken tek husus kişisel güvenliğin başta geldiği. Belki bizim de bundan 15 yıl kadar öncesinde Amerikan üniversitelerinde tanık olduğum şekilde kız öğrencilere yakın savunma teknikleri öğretmemiz gerek. Şurası muhakkak ki kararlı bir beden dili kullanarak tacizcinin gözlerinin içine bakmanın, net ve güçlü bir ses tonuyla konuşmanın caydırıcı etkisi var. Yüz ifadenizle ya da beden dilinizle yanlış anlaşılacak karmaşık sinyaller vermekten kaçının. Sakin, ciddi ve özgüvenli görünmeye çalışın. Küfretmeyin, soğukkanlılığınızı kaybetmeyin ve uzaklaşın. Neden yapıyorsunuz bunu? Tanıyamayacağımı siz de biliyorsunuz. Ama kızı taciz ederken gayet farkındaymışsın her şeyin. Şimdi anladım. Yurdun güvenliği söyledi değil mi? Kabul ediyorsun yani. Yok komiserim, yanlış anladı o. Bir gün bahçede karşılaştık. Lisedeyken bana çok iyi davranan bir kız vardı, Begüm. Sesi çok benziyordu. O sandı. Ne
Begüm? Begüm? Ya bıraksana. Manyak mısın? Ne oluyor arkadaşım? Hadi dışarı. Dışarı. İkisi de yanlış anladı. Bu hastalık yüzünden neler çektiğimi bilemezsiniz. Çok yalnızım komiserim. Bana herkes deli gibi davranıyor. Benden şüpheleniyorsunuz değil mi? Yani her taşın altından sen çıkıyorsun. Aklanmam için katili bulmanız gerekiyor değil mi? Merak etme, bulacağız. Şu Meriç denen çocukla konuştunuz mu? Konuştuk, niye? Şimdi aklıma geldi. O gün arkasından seslendiği çocuk. O gece parti vardı yurt bahçesinde. Ben de kaldım geç saate kadar. Sonra hızla koşan bir çocuk bana çağırdı. Saçları siyahtı. Sonra? Hiç. Otobüste bir daha gördüm galiba. Sonrasını hatırlamıyorum. Benden sonra indi sanırım. Şu seni bıçaklayan adam? Aynı adam mı diyorsunuz? Ya ben öyle bir şey demiyorum. Ama sen demeye çalışıyorsun. Olabilir aslında. Onun da saçları siyahtı. Ama emin değilim. Günahını almayayım sonra çocuğun. Ben de biraz içmiştim. Sokakta bir aylık karanlıktı. Tamam. Bir de kendisine soralım bakalım. Evet. Başla ölen anlatmaya. Bu sefer yalan malan yok. Canım sıkma benim hadi. Ne yalanı komiserim? Caz yapma lan bana. Zaten tepem atık. Aranıyorum. Yalan da söyleme. Alırım o yalan söyleyen dilini, kıvırır kulaklarından çıkarırım seni. Ne yalanı komiserim? Oğlum bana bak, bana bahane uydurma bana. Bana bahane uydurma. Geç onları anlat adam gibi. Komiserim işte dediğim gibi yani bugün parti vardı. Gündüzden başladı. Akşam da devam etti. Tamam geç onları. Onları geç. Odaya gel. Dediğim gibi odaya gittik sonra. Birlikte olmuşsunuz lan kızla. Saçmışsın etrafa dört bir yana tohumlarını. İnkar mı ettim komiserim ben? Zaten başta da söyledim yani öyle. Sonra ne oldu? Kızın diğer sevgilisi mi geldi? Yok ben çıkarken kimseyi görmedim orada komiserim. Yoktu tabii. Yani olmayacak tabii. Kız ölmüş olduğuna göre. Ne yaptın lan kıza? Sapık sapık şeylere mi zorladın? İşte anlattığım gibi komiserim biz seviştik. Ben gittim yani çıktım odadan. Kız da zevkten öldü. Öyle mi? Ulan bir koyacağım sana buradan şimdi. Kabak çiçeği gibi açılır dudaklarına. Zibidi. İlişki sırasında kalp durması pek çok kişi için kabustan beter bir düşüncedir. Ünlü iş adamı, siyasetçi, New York valisi ve başkan yardımcısı Nelson Rockefeller 1979 yılında ofisinde ölmüştü. Yaşamını noktalayan kalp krizine o sırada yanında olan kendisinden 45 yaş küçük yardımcısı Bayan Meghan Marshak'ın neden olduğu söylenir. Ne Bayan Marshak ne de Rockefeller'in çocukları bu iddiayı reddetmediğine göre doğru olabilir. Cinsel ilişki sırasında kalp krizi geçirerek canından olma ihtimali spor yapmayan ya da düzenli cinsel hayatı olmayan erkeklerde, düzenli spor yapan ve evli olanlara göre yaklaşık 3 kat daha fazladır. Şimdi bu hıyar prezervatif kullanmadıysa sonradan bu kızın birlikte olduğu çocuk gelmiş olabilir. Ya da önce sonuçta bütün gün parti varmış. Ya bozmasanız beni de bitirsek şu işi başkomiserim. Ha? Ya Selim yarım akıllılar gibi konuşma. Söz konusu cinayetse iyi düşüneceksin. Öyle yarım yamalak delillerle kimseyi suçlayamayız. Ne yapalım yani? Başka bir şey mi var elimizde? İşte bu ülkenin sorunu bu. Elimizden ne gelir? Kafayı çalıştırırsan daha iyi şeyler yapabilirsin. Ya şimdi beni bıraksanız ben gidip öttüreceğim hepsini de işte tutturduğunuz bir kanıt da kanıt diye yani. Selim iyi misin sen? Değilim efendim. Hem de hiç iyi değilim. Niye? Çünkü sürekli bana yükleniyorsunuz. Ben de taşıyamıyorum artık yani. Hayda. Ya? Yani şu cinayetleri düşündüğünüz kadar yol arkadaşlığı ettiğiniz insanları düşünseniz böyle olmaz. Selim? Başkomiserim, kötü bir zamanda mı geldin? Yok, söyle söyle. Galiba şu bizim motorcuyu bulduk. Üstelik bir iki hafta önce mine Hülya ile birlikte gitmişler bot almaya. Güvenlik kameralarından tespit ettik. Kimmiş çocuk? Adı Alp Tekin. Motorun plaka bilgileri falan hepsi vardı. Bütün bilgileri birleştirdim. Hepsi burada yazılı. Tamam, ara Selim'i. Ya yapmayın başkomiserim. Beni hiç bulaştırmasanız. Emre, senin işin ne? Tamam başkomiserim. Özür dilerim. Tamam, ara Selim'i. Ver adresi. Alıp gelsin Alp Tekin'i. Ben de mağazadakilerle konuşayım.
Tabii, hatırlıyorum. Memur arkadaşlarla da konuştuk. Hatta kızla tartıştılar bir ara. Bana nasıl yaparsın bunu ya? Burası yeri mi şimdi? Orası değil, burası değil. Neresi yeri kızım o zaman? Ayrılacağım demedim mi sana? Ayrılmakmış. Evlenecek misin herifle be? Ne ayrılması? Kim dedi bunu sana? Ne önemi var? Bana bak kızım. Eğer oyun oynuyorsan bana öldürürüm seni, haberin olsun. Kız da çekip gitti. Ya Eptekin? O kaldı biraz daha. Denediği bir bot vardı. Onu aldı, çıktı. Pardon. Söyle Selim. Yok mu? Tamam, bütün ekipleri anons geçin. Motoru ve plakasını verin. Elbet bir yerde yakayı ile verecektir. Tamam, sen adamı al, merkeze dön. Ben de merkeze gidiyorum. Tamam. Peki, teşekkürler. Bartu Kurtuluş, 23 yaşında, öğrenci. Anlat bakalım, ne oldu? Gece yarısı falandı. Parti devam ediyordu. Birden kız yurdunun oradaki yangın merdivenlerinden inen birini gördüm. Düşe kalka kaçıp gitti. Ulan şimdi mi söylüyorsun bunu bize? Komiserim, çok acayip partiydi. İki gündür evden çıkmıyorum. Anca kendime geldim. Of. Ulan hepinizi itlikten içeri tıkmak var ama işte neyse. Alo Kubi. Oğlum bana bak. Oradaki yangın merdiveni santimetre karesine kadar inceleyin, tamam mı? Hadi. Başkomiserim, Alptekin'i bulmuş bizim çocuklar. Neredeymiş? Mahmut Bey de gişelerden geçerken yakalanmış. Merkeze getiriyorlar. Ağzınızı açar mısınız lütfen? Ha Selim. Alptekin'i bulmuşlar. İyi. Yangın merdivenindeki ayakkabı izleri tutuyor. Güzel. Odada parmak izi de var. Kanlı bot izi ona aitmiş. Güzel, katil buldunuz yani. Sen sorgulamak ister misin? Yok ya. Biz halledin en iyisi. Sen hala kızgın mısın bana? Aslında benim sana kızgın olmam gerek. Unuttunuz mu siz? Kızmazsınız. Ama bayağı bir söylendin gittin. Canım, estağfurullah canım, olur mu öyle şey? Evet evet, söylendi. Ya sinirlerim bozuk bu aralar, kusura bakmayın, şey olmuştur. Belki de sen haklısındır. Nasıl yani, ne dedin siz şimdi? Belki de sen haklısındır dedim. Ama hala şüpheleriniz var galiba. Bilmiyorum, sen geldiğinde düşünüyordum. Belki de fazla yükleniyorum sana. Her zaman senin daha iyi bir polis olabilmen için çabaladım. Ama senin ne istediğini hiç sormadım. Belki de hata yaptım. Ya, tabii ki çok iyi bir polis olmak istiyorum. O zaman sinirlerine hakim olmayı öğrenmen gerek. Bir de karşındaki kim olursa olsun insan olduğunu, duyguları olabileceğini ve insanların ne kadar kolay kırılabileceğini öğrenmen gerek. Sadece sen yoksun bu dünyada. Bazı şeyleri yaparken biraz kendini karşındakinin yerine koy. Gamze'nin yerinde olsaydın sen ne hissederdin? Eğer bu bağ kurabilirsen sorunu da çözebilirsin. Ya tamam, ben en iyisi gidip şu adamı sorgulayayım, yoksa iflahımı keseceksiniz, anlaşıldı. Alptekin Küçükkır. Yaş 26. Boş gezinin boş kalfası, serseri, zibidi. Ah, bir de katil. Ne? Katil mi? Ha, gerisi tamam yani diyorsun. Kimseye çarpmadım ben. Şimdi ben sana bir çarpacağım buradan, bir çarpacağım sana doğru. Yalan mı söyleyeceğim? Tamam, biraz hızlı gidiyordum ama katil falan değilim ben. Tamam, şimdi yavaşla. Yavaşla. Vitesi küçült. Dön geri bakayım. Dön geri motor mağazasına.
Arkanda Hülya. Saf saf sarılıyor sana. Ne bilsin kız tabii iki gün sonra ihanete uğrayacağını. Ne ihaneti ya? Yok öyle bir şey. Meliç'le ayrıldı onlar. Ayrıldılar. Parti gecesi. Aa, bak ne güzel. Al virajı, dön partiye doğru. Partiye gitmedim ki ben. Bak şimdi ya. Oğlum ne güzel gidiyorduk dümdüz önümüze doğru. Ne gerek var şimdi sollamaya? Düz gitsek iyi değil mi? Yalan mı söyleyeceğim? Oğlum niye vites değiştiriyorsun şimdi ya? Ne güzel gidiyorduk. Ha? Sakin sakin. Ne yaptık senin? Suyunu mu az koyduk? İlave mi edeyim? Ne yapayım? Ulan yangın merdiveninde senin ayak izin var. İçeride çarşafın üstünde senin kanlı ayak izin var. Nedir? Partiye gitmedim ben. O gece partide Hülya Meriç'le konuşup ayrılacaktı. Ben daha sonra gittim. Ne zaman? Gece yarısından sonra. Her zaman yangın merdiveninden girerim odaya. Hiç kimse farkına bile varmaz. Çarşafı geri üstünü ördüm. Hızlıca odadan çıktım. Sonra kaçtın. Uzun süre şoku üstümden atamadım. Eve gitmeye cesaret edemedim. Kuzenimde kaldım bir süre. Daha sonra Asus'a gitmeye karar verdim. Motoru atladığım gibi... Laps. Gişelerde yakalandın. Beni suçlayacağınızı biliyordum. Yağ yakmışsın birader sen. Arkanda egzoz gazı gibi delil bırakmışsın. Kızla gündüz vakti kavga etmişsin. Şahitler var. Olay gecesi orada ayakkabı izin var. E şimdi bir de itiraf ettin. Daha ne diyeyim yani Allah kurtarsın ne diyeyim. Ben hiçbir şey itiraf etmedim. Zaten gittiğimde kız ölmüştü. İşte keşke kaçmayıp polisi çağırsaydın da inansaydık. İnanmazdınız. Er geç tartıştığımızı öğrenecektiniz. Bravo. Öyle de oldu zaten. Öğrendik. O gece Hülya size ayrılmak istediğini söylemiş. İyi de siz nereden biliyorsunuz bunu komiserim? Yani doğru. Ne olur Meriç, bu durumu daha fazla büyütme. Anlamıyorum ben ya. Yaza evlenelim diyen sen değil miydin ya? He? Ne oldu şimdi? Lütfen bu durumu daha da zorlaştırma. Başka biri mi var? Öyle ya da böyle. Önemli olan bu işi birbirimizi kırmadan bitirmemiz. Sen benim için çok değerlisin. Ben çok değerliyim. Çok değerliyim ben ya. Değerliyim ben ha. Korktum ben komiserim, çok korktum. O kadar çok mu seviyordun? Onun için ölürdüm ben komiserim. O yüzden mi öldürdün? Yok hayır komiserim. Ben öldürmedim. Sadece size söylersem benim öldürdüğümü düşünmenizden korktum. Haksız da sayılmazsın. İnanın ben yapmadım komiserim. Ben sadece delillere inanırım. Aslında benim kafamı karıştıran ne biliyor musun? Özkan değil mi? Evet. Adamın tarif ettiği Meriç'e uyuyor. Ama elimizdeki deliller Alptekin'i gösteriyor. Bir yandan da Hülya ayrılmak istediğine göre Alptekin'in kızı öldürmek için bir nedeni yok. Ama Meriç'in var. Evet. En iyisi Alptekin'in fotoğrafını alıp Özkan'la bir daha konuşalım. Belki bir şey hatırlar. Ya işimiz yüz kör bir adamın görgü tanıklığına kaldı ya ben ona yanıyorum valla. Dalga geçme Selim. Bir hastalık. Kim yaptı şimdi bunu? Katil mi acaba? 2-3 belde merkezde. Ya belki de bu Özkan'ın başka bir olayı vardır. Nasıl? Yani Özkan'ı bıçaklamak isteyenle belki yurttaki cinayetin alakası yoktur yani. Başka birileri peşindedir belki. Olabilir. Kubilay'a haber ver. Birkaç kişi alsın yanına gelsin. Kubilay. Dur bir saniye.
Efendim komiserim. Tamam. Anladım, hemen geliyoruz. Üzerinde kan var. Muhtemelen kurbanın kanı. Yine de emin olamayız ki. Neyse, sen bunu poşetle yanına bir adam al. Başka bir olay yerine gideceğiz. Tamam. Dışarıda mobese varmış sokakta. Maalesef plakayı tespit edemedik. Özkan bu. Yaralı galiba. Hemen bulun şu aracı. Baş üstüne. Yok işte. Samanlık iğne durumları. İstanbul'da kim bilir kaç tane minibüs var. Efendim Gamze? Ne? Tamam, saniye. Bora Yadigar. Müslüm Kabasakal. Ne? Tamam. Tamam, sağ ol. Kim bunlar? Özkan'ın evinde parmak izlerini bulmuşlar. Müslüm Kabasakal, kumar oynatmaktan sabıkalı biri. Diğeri de hırsızlıktan hapse girmiş Kars'ta. Komşusunun altınlarını çalmış. İfadesinde kumar borcum vardı demiş. Ya bu Özkan da Karslı değil miydi? Evet. Hadi gidip şu Müslüm'ü bulalım. Ne haber Adnan? Sağlığına duacıyız başkomiserim. Ne olsun? Hala kumar oynuyor musun? Tövbe, hayatım karardı. Bir daha nasıl oynayayım? Müslüm Kabasakal. Tanıyorsun değil mi? Müslüm abi, tanımam mı? Namı diğer Sakal Müslüm. Nerede buluruz? Bulamazsınız. Ama sen bulursun. Zor. Bulacaksın. Denerim. Bir daha buralara gelmezsiniz. Ben ararım sizi. Başkomiserim, Özkan'la aynı okulda okumuşlar. Evde evrak da bulmuşlar. Yani muhtemelen Özkan'da kalıyormuş. Tamam, tamam başkomiserim. Hemen araştırıyorum. Kanka ne haber? İyidir, Allah. Gördüğün gibi çalışıyoruz. Seni sormalı. İyidir, gel bir kahve içelim. Ne oldu, hayırdır? İyi öyle, konuşurduk. Konuşuyoruz ya, bak işte karşılıklı konuşuyoruz. Sen anlat, ben anlatayım. İçimizi dökelim. Senin cevabı müstevlin benim kalbi hazalimi tamire teyin etsin mesela. Türkçesi? Senin işin yok mu? Gamze'ye delil getirmiştim. Hülya'nın odasında esrar bulduk. Sen bu kızdan hoşlanıyor musun? Hangi kızdan? Hülya'dan mı? Sen olmuşsun zaten Hülya. Ne Hülya'sı oğlum? Hülya ölmedi mi? Güzel. Şimdi hani bir daha bir düşün bakalım. Ben acaba kimden bahsediyor olabilirim? Gamze mi? Aferin. Sen hoşlanıyor musun? Önce ben sordum. Yazı tura atalım. Bozuk para var mı? Yok. Bende de yok. Taş kağıt makas kim çıkarsa. Yemin ederim hayatımda hiç uyuşturucu kullanmadım. Bu ne ya şimdi? Nasıl yalan bu böyle? Yakışıyor mu hiç? Şu aile terbiyesi almadınız mı siz ya? Biz de bir taraflarımızdan uydurmuyoruz yani. Bu işin delilleri var, bir şeyleri var. Biz de topluyoruz, ediyoruz. Sen geç onları da şimdi anlat bakalım. Ne işi vardı senin parmak izinin Hülya'nın zulasında? He? Haberin yok.
diyeceksin herhalde, değil mi? Konuşsana! Ben... Güzel. Başlamak da bitirmenin yarısıdır, değil mi? Devam. Hülya ile kalırken eşyalarını karıştırıyordum. O sırada buldum. Hemen yerine koydum. Ha canım benim, ben de yedim. Yemin ederim, doğru söylüyorum. Kızım, yemin edince oluyor mu bu işler? Ha? Saçmalama sana, ne kadar saçma. Mesela ben şimdi yemin ediyorum bak. Ben çok sakin bir insanım, yemin ediyorum. Deyince ben sakin mi oluyorum? Hayır, olmuyorum yani. Ben gayet de sinirleniyorum ben de. Bayağı sinirleniyorum. Şalterler atıyor, anlayacaksın. Onu benim öldürdüğümü düşünmenizden korktum. Şimdi düşünüyorum zaten. Ama bana yardımcı olursan belki ben de sana yardımcı olacağım. Ben... Evet, devam et. Devam et, acımayacak hiç. Güzel güzel gidelim böyle. Alptekin'e aşıktım. Tamam, şimdi anlaşmaya başladık, evet. Hülya ise hem onu hem de Mirci idare ediyordu. Evet, bir yere gidecek mi bu mevzu? Ama Alptekin'in olduğunu inkar ediyordu. Ben de bir açığını arıyordum. Defterlerine yazdığı bir not, bir şey. O sırada dolabın arkasında esrarı bulunca çaktım durumu. Ben niye çakamadım? Alptekin torbacıdır. Hmm. İyi de bu ilişkiler olduğunu göstermez ki. Ama ben yine de sana bir iyilik yapacağım. Gerçeği söyleyeceğim. Gerçekten de bir ilişkiler varmış. Hatta bir iyilik daha yapacağım. Ben bu senin Alptekin'i içeri tıkacağım. Sonra sen sağ, ben selamet. Hadi bakayım. Delil mi? Özür. Ne? Özür dilerim. Bir dakika, ben şimdi doğru anladım değil mi? Siz benden özür diliyorsunuz. Bir dakika, şunu koyayım. Evet. Ya biliyorum, çok saçmaydı. Hem de çok. Çok güzelmiş. Evet. Bu affettim mi demek oluyor? Niye taktınız siz bana? Ya şimdi yani de hakikaten eğlence olsun diye diyeceğim. Kızacaksın gene. Dilini asla tutamıyorsun değil mi? Ya ne yapayım? Böyleyim ben bu işte. Yaratılıştan ama bir şekilde üstesinden gelmeye çalışıyorum yani. Farkındayım. Beceremedim gene değil mi? Nereden öğrendin Orkide sevdiğimi? Ecem yani polisiz o kadar da olacak diplomam var benim. Sen de benimle konuşmaya başladığına göre artık düzeldi herhalde. Sakın hemen havaya girmeyin komiserim. Ama herkes ikinci bir şansı hak eder. Ha. İyi. Barıştık mı? Barıştık. Süper. Başla bakalım anlatmaya. Dökül, sökül. Ne anlatmamı bekliyorsunuz bilmiyorum ki. İşte kaldığımız yerden devam edebilirsin. Ya da dur biraz daha öncesinden alalım. Şimdi sen torbacıydın. Hülya'ya malı götürdün. Oradan başlayabilirsin.
Öyle bir şey yok. Nasıl yok ulan? Nasıl yok? Bu ne lan o zaman? He? Ne bu? İşte ben de onu diyorum. Ne bu? Bu bir rapor. Ne demek oluyor bu? Yani Hülya'nın odasında bulunan malla sende bulunan mal birbirini tutuyor demek oluyor. Nesi acayip bu? Aynı satıcıdan aynı mal almış olamaz mıyız? Kim ulan bu torbacı? Kim ulan? Söyle ne bulalım onu getirelim oturtalım buraya. Sen de kurtul ben de kurtulayım. Tanımıyorum öylesine herifin biri işte. Ulan kim verecek sana bu kadar eşek kadar malı? Hülya'da ne işi var? He? Nereden bulmuş o kadar malı? O da mı torbacı yoksa? Bunları ben nasıl bileyim komiserim? Bunları Hülya'ya sormanız lazım. Sen getirdin Hülya'ya o poşeti. Ya almıştır birisinden. Kaç paraya aldın lan bu poşeti? Ne kadar ödedin onu söyle. Hatırlamıyorum. Birkaç kuruş vardı işte cebimde. Azıcık param var cebimde. Bari onu da sermaye yapayım da ben bu esrarcılık işinde kariyer tavan yapayım mı dedim. Ben kendim için aldım bu malı. Sonra da gittin Hülya'ya verdin. O da ucundan tırtıklayınca deliye döndün. Yapacağını yaptın kıza. Onun haberi bile yok. Nasıl tırtıklayabilir? Ondan habersiz mi götürdün oraya malı? Yurtlarda çok müşterim vardı. Yani üstünde taşımak her zaman için tehlikeli. Ben de Hülya'nın odasında tutuyordum malı. Hiç. Seni bekliyorum. Hazırsan çıkalım mı? Tamam. Bir başkasıyla beraber olduğunu öğrenince de pişman oldum tabii. Ne yapıp edip malı alman gerekiyordu tabii. Aslında o geceki asıl amacım buydu. Uyuduğunu düşündüm. Şok oldum. Ama kavga ettiğimizi öğrendiğinizde hemen benden şüpheleneceğinizi düşündüm. Ben de torbayı toplayıp hemen çıktım. Ha ben de yedim. Billahi hepsi bu kadar komiserim. Ulan bana yemin edip durma şimdi çakacağım ağzının ortasına. Ben gittiğimde zaten ölmüştü. Ben de malları aldım çıktım. Hepsi bu kadar. Ne belli lan? Ne belli oğlum? Belki önce yaptın yapacağını kıza. Sonra aldın malları kaçtın çıktın. Onu ben öldürmedim. Ama ispatlayamıyorsun. Esrar halen kullanımı en yaygın olan yasa dışı maddedir. Uluslararası sözleşmeler gereği hükümetlerin Birleşmiş Milletler'e yaptığı bildirimler dikkate alındığında 15 ila 64 yaş aralığındaki dünya nüfusunun yaklaşık %4'ü yani 200 milyon kişi esrar kullanıyor. Esrar üretimi ve kullanımında birkaç yıl öncesine göre ciddi bir değişiklik olmasa da günümüzde daha yüksek oranda etkin madde yani THC içeren bitkilerin yetiştirilmesi ayrıca THC benzeri etki gösteren sentetik kimyasalların piyasaya sürülmesi yüzünden esrara bağlı psikoz sayısında artış gözleniyor. Satılan iki esrar örneğinin kaynağının aynı olup olmadığını 90'ların sonlarından bu yana DNA analizleriyle belirlemek mümkün. O kadar ki bırakın aynı parti malın parçalarının oluşu, ürünün geldiği coğrafya bile belirlenebiliyor. Ulan adam her şeyi anlattı. Paralar sizdeymiş. Abi ben yapmadım. Tanımıyorum bile o herifi. Nasıl tanımazsın lan? Adamla parayı paylaşmışsınız. Yalan. Billahi yalan. Ben bir şey yapmadım. Lan şimdi seni gebertirim, kafana sıkarım. Konuş lan! Bulamadım deme sakın. Neredelermiş? Bir saniye bekle. Tamam, söyle şimdi. Tamam, merak etme. Tamam, hadi. Adnan mıydı? Ahlak ve kumar masasına haber ver. Sakal Müslüm'ün yerini bulduk. Baskına gidiyoruz. Ulan ikiniz de gebereceksiniz burada. O yaptı abi.
Özkan, anlatsana. Tanımıyorum bile seni. Dalga mı geçiyorsunuz lan siz? Konuş! Paralar nerede? Ha, öyle mi? İyi, siz bilirsiniz. Gebertin lan bu i**leri. Abi, yapma ne olursun. Abi! Tamam, tamam. Bende para. Bende. Para bende. Aferin lan. İşte böyle. Konuş, paralar nerede? Sakın bana bankada deme. Olur mu abi? Çektim bankadan. Tamam da nerede? Kilios'taki kimsesizler mezarlığına gömdüm. Aferin lan. Kafan çalışıyor, çalışmasına da nereye göm? Üçüncü sıra. Altıncı mezar. Kars'ın plakası. Ha, bravo. Kafan çalışıyor. Ama niye kumar oynuyorsun lan? Neredeler şimdi? İçeride bekliyorlar abi. Temizler mi? Baktınız mı? Temiz abi. Lan hadi gözün aydın. Kardeşin gelmiş. Kardeşin mi? Aklınca sizi kurtarmaya gelmiş. Aklı sıra borcunu ödeyecekmiş. Onu da alıp sizin yanınıza oturtturacağım. Abi kardeş ağlarsınız. İyi olmaz mı lan? Yalvarıyorum, yapma abi. Çağır gelsin. Tamam abi. Özkan, senin kardeşin İsviçre'de değil miydi? Lan! Kesin lan! Lan kardeş dediğim böyle olur işte. Canını içe sayıp sizi kurtarmaya gelmiş. Bırakın kardeşimi. Lan ne kıymetli canınız varmış. Adam kendini feda ediyor be. Önce paralar. Lan ne oluyor lan? Teslim olun. Atın silahları. Hadi. Alın bunu hemen. Alın. Alın hemen. Götürün. Çabuk. Çabuk. Bora mı lan senin adın? Evet. Bunu yanınıza bırakmayacağım lan. Hesabını tek tek ödeyeceksiniz. Konuşturmayın şunu. Konuşturmayın. Paketleyin götürün. Suçüstü oldu, iyi oldu başkomiserim. Muhtemelen uzun bir süre içeriden çıkamaz. Sizin işler uzun sürer herhalde. İsterseniz önce siz sorgulayın. Biz sonrasını hallederiz. İyi olur. Efendim Emre. Tamam. Başkanın çalıştığı bankayla konuşmuş. Çalıştığınız bankada zimmetinize para geçirmişsiniz. Yalan komiserim. Yok öyle bir şey. İnanmıyorsanız bakın hesabıma. Henüz bulamamışlar nereye aktardığını. Ama Hülya'nın babasının hesabını boşalttığınız kesin. Banka müfettişleri tespit etmiş. Ben o kızı tanımıyorum bile. Ne hikmetse siz babasının bütün paralarını çalıyorsunuz. Sonra da kızı yurtta öldürülüyor. Ben kimseyi öldürmedim. Yemin ederim. Babasının parasını çaldığınız zaman. Hepsi Bora yüzünden. Kumar borcu vardı sakal Müslüme. Mahvoldum anlamıyor musun? Yaşatmayacak herif beni. Krediye başvur. Ya kim kredi verecek bana? Ben kefil olurum. Hallederiz bir şekilde. O kadar zamanım yok. Oyalayamıyorum adamları. Ya yapamam diyorum anlamıyor musun? Bir fark ederlerse kapının önüne koyarlar. İşte bulamam bir daha. Zaten bu işi ne zorluklarla buldum. Tamam o zaman. Öldürsünler beni. Sen de rahat edersin olur mu? İşinle birlikte mutlu mesut yaşarsın. Bora benim çocukluk arkadaşımdı. Hülya ile hiç bir ilgisi yok.
Babasının hesabından para çalmanız tamamen rastlantı, öyle mi? Evet. Hülya'nın babası bankadaki en büyük mevduat sahibiydi. Sizin şubede miydi parası? Hayır, başka bir şubedeydi. Ama Hülya'dan dolayı biliyordum adamın hesabını. Ufak ufak tırtıklarsam fark edilmez diye düşündüm. Özkan, çoktan kafaya koymuştu o adamı soymayı. O kadar çok parası var ki, eksildiğini bile fark etmez deyip duruyordu. Ha, senin kumar borcunla hiç alakası yok yani. Hayır, yok komiserim. Vallahi ben hiçbir şey anlamadım bu işten komiserim. Ne desem boş. Özkan'ın da mı borcu vardı size? Yok, tanımam ben o adamı. O zaman neden onu da kaçırdınız? Bora'nın biraz fazla borcu vardı. Biraz sıkıştırınca konuşmaya başladı. Abi, ya yapma. Vallahi ödeyecektim paranı. Neyle ödeyecektin lan? Nasıl ödeyecektin? Büyük para kaldırdık benim kankayla. Ha, cin olmadan adam çarptınız ha? Bildiğin gibi değil. Benim kanka bankada çalışıyor. Büyük para arakladık birlikte. Ulan niye borcunuzu ödemiyorsunuz o zaman hırt? Ödeyecektim ödemesine de. Sonra fena dolandırdı beni. Hakkım olana da el koydu şerefsiz. Kim ulan bu senin arkadaşın? Nerede ulan şimdi? Tabii söyledi adını adresini. Bizim çocuklar gitmiş almış. Adam burayı tanıdığını bile inkar etti. Adam bizimle kafa buldu utanmadı. Nasıl kafa buldu? Ne bileyim komiserim. Ben ona bir tane çakıyorum, arkamı dönüyorum, bakıyorum, sen kimsin diyor bana. Ne kafası varsa artık o sırada çekmiş herhalde komiserim. Özkan'ı sen mi bıçakladın? Dut yemiş birbirine döndü hepsi. Bora ben yapmadım diyor. Müslüm desen olay olduğunda Özkan'dan haberi bile yok. Ya bir de para mevzu var. O tamamen ayrı. Biri diyor yok bende değil, biri diyor ötekinde falan. Ya hiçbirine güven olmaz bunların ya. İş Emre'ye kaldı. Bulabilecek mi dersiniz? Bulur, bulacaktır. İyi günler komiser. Oo Halit Bey buyurun. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun. Umarım bu sefer aceleniz yoktur. Yok yok, bu sefer bol vaktim var. Özkan Bey'in raporları. Bütün testler bitti mi? Evet. Bilmeniz gereken çok önemli şeyler var. Orhan Başkomiserim, sizsiniz değil mi? Artık rol yapmayı bıraksanız iyi olur. Neler oluyor? Rol yapmıyorum ben. Boşuna yalan söylemeyin. Her şey ortaya çıktı. Bunca zamandır kandırıyor muymuşuz yani? Neredeyse beni bile kandıracaktı ama ileri tetkik sonuçları her şeyi ortaya çıkardı. Özkan Bey kesinlikle hasta değil. Yok, hayır. Kesin bir yanlışlık olmuştur. Bir daha yapsınlar. Yanlışlık falan yok. Oyun oynadınız bize. Yapmayın komiserim. Dünya kadar tetkik yapıldı bugüne kadar. Evime gidin isterseniz. Hastanedeki doktorlarla konuşun. Doğru, çok iyi rol yaptınız. Hatta neredeyse Halit Bey'i bile inandıracaktınız kendinize. Ya ben nasıl yapayım böyle bir şeyi? Nereden bileyim ki? Doğru, hastalık hakkında bu kadar çok şey bilmesi beni oldukça şaşırttı. Araştırma yapmış olamaz mı? Yaptığımız bütün testlerde ne yapması gerektiğini önceden biliyorum. Bence bunu yapabilmesi için hastalığı çok yakından gözlemlemiş olması gerekir. Peki yüz körü olan bir tanıdığı olabilir mi? Büyük ihtimalle. İsviçre'de yaşayan bir kardeşi olduğundan bahsetmişti. Belki de hasta olan kardeşidir. Araştırmakta fayda var. Kardeşiniz Önder Bey, telefonda her şeyi anlattı. Gerçekte yüz körü olan kendisiymiş. Sebep olduğunu söylediğiniz trafik kazasında kafasına darbe alan kişi de oymuş. Sizin onu taklit etmenizden o kadar çok sıkılmış ki kendine yeni bir hayat kurmaktan başka çaresinin olmadığını söyledi. Ya ben nasıl yapayım böyle bir şeyi? Niye kendime böyle bir eziyet edeyim? Söyler misiniz? Beni bıçaklayan adamı bile tarif edemedim. Unuttunuz mu? Kendi intikamınızı kendiniz almak istediniz de ondan. Hayır, alakası yok. Sizi bıçaklayan Bora mıydı? Hayır, ben yapmadım. Ulan yalan atma bana, yalan atma. Özkan bütün parayı senin hesabına geçirmiş. Başkomiserim. Sonunda buldum. Özkan Hülya'nın babasından yüzlerce hesabı ufak ufak miktarlar aktarmış. Ardından aynı tutarları farklı hesaplara da aktarmış. Ve sonra da
Çaldığı bütün parayı Bora'nın hesabına transfer etmiş. Kaç kere söyleyeceğim komiserim. Para falan yok bende. Ulan bana bak, sen mafyanın elinden kurtuldun. Benim elimde kalacaksın, haberin olsun. Hesapları araştırdık. Küçük küçük paralar halinde senin hesabına yatmış. Sen de ertesi gün gidip çekmişsin. Şimdi ya paranın yerini söyleyeceksin bana, ya da buradan beraber tuvalete gideceğiz. Orada kamera da yok. Artık orada başına ne gelir? Yere düşersin, kafanı klozete mi vurursun? Elinden sabun mu kayar, ne olur? Bir şey olur yani. Kilios'taki kimsesizler mezarlığında. Neresinde? Üçüncü sıra. Altıncı mezar. Ah birader ya. Bak benden de büyük kalktı, sakinledim. Bak böyle ne güzel oluyor, değil mi? Şimdi kızı da nasıl öldürdün, onu anlat da rahatlayalım, bitsin bu iş. Benim bir alakam yok. Ben sadece Özkan'dan parayı arakladım. Bankayı bile soymadım ben. Hiçbir suçum yok benim. Gene döndük başa. Oğlum gene döndük başa. Hadi gidelim, senin tuvaletin de gelmiştir. Yürü kalk gidelim biz orada. Hadi. Vallahi bir suçum yok komiserim. Kafayı fena bozmuştum. İki lafından biri Hülya'ydı. Hülya da Hülya. Başımın etini yiyordu. O kızı tanımıyordum bile. Daha ne kadar sürdüreceksiniz bu yalanı? Yemin ederim komiserim. Siz söyleyince öğrendim. Gel. Tamam, sağ ol, çıkıyorsun. Evinizde arama yaptığımızı biliyorsunuz değil mi? Niye? Bir şey yok ki evimde. O kadar önemli bir şey var ki, eminim yakayı oradan ele vereceğinizi hiç düşünmediniz. Ama daha da önemlisi, Hülya'nın odasında ne bulduk biliyor musunuz? Üzerinde kan olan bir tiyatro ödülü. Ve kan size ait. Hala onu tanımadığınızı iddia etmeyeceksiniz değil mi? Çok güzel bir kızdı. Tıpkı Begüm'e benziyordu. Muhtemelen o da size yüz vermemişti. Nerede tanıştınız Hülya'yla? Bankada mı? Evet. Neredeyse her hafta uğruyordu bankaya. Çok güzel gülümsüyordu. Benden hoşlandığına hiç şüphem yoktu. Bir gün takip ettim. Yurdun bahçesinde yakaladım. Merhaba. Hatırlamadınız mı? Bankadan. Aa evet. Merhaba. Oturmamda sakınca var mı? Arkadaşları bekliyorum. Birazdan gelecekler. Kusura bakmayın. Babasının hesabı vardı bizim şubede. Adam para içinde yüzüyordu. Ama Hülya'ya o kadar az para yolluyordu ki kesin bir sorunları vardı. Bir gün arkadaşıyla konuşurken duydum. Yine yatırmamış ya. Cimri şey, ne olacak? Parası yoktur belki adamın ya. Saçmalama kızım. Aklı sıra beni cezalandırıyor işte. Yok be kızım, bir şey olmuştur belki, gönderememiştir. Ya bırak. Yok adam olacakmışım, yok yola gelecekmişim. Duyan da yoldan çıktığımı zanneder. Ama o görür. Daha çok bekler eve dönmemi. Sırf babasına inadına eve bile gitmiyordu. O iki adamla bile sırf babasına gıcıklık olsun diye takılıyordu. Adım adım takip ediyordunuz değil mi? Her anını izlediniz. Her şeyini biliyordum. Kaç defa yaklaşmaya çalıştım. Ama her defasında ters etti beni. Siz de aklınız sıra ona yaranmak için babasının bütün hesabını boşalttınız. Düşünüyordum öyle. Burada aklıma girdi. Yap tabii. Böylelerine müstahak dedi. Kumar borcu olduğunu bilmiyordunuz yani? Hayır. Bilmiyordum. Parası var sanıyordum. Hatta Hülya'ya hediye almam için bana para bile vermişti. Paraya ihtiyacın yokmuş gibi davranacaktın ha aklınca. Bankayı kumar borcum yüzünden dolandırmasını istediğimi söylesem yapmazdı. Bu ne oğlum? Nereden buldun bu parayı? Üzümü niye? Bağını sorma. Ya ben nasıl öderim bunu? Ne demek nasıl öderim oğlum? Yakında çok paran olmayacak mı senin? Ne bileyim. Yapsam mı sahiden? Ya sen demiyor muydun? Herif 5 kuruş koklatmıyor kızına. Hak böylesine diye. Yap gitsin. Ne düşünüyorsun? Hem Hülya'yla çıtır çıtır yersiniz birlikte paraları. Yüz veriyor da sanki kız. Sen bu parayla güzel bir hediye al. Gör bakalım nasıl indiriyor yelkenleri suya. Bir kolye almıştım. Bütün cesaretimi toplayıp tekrar karşısına çıktım. Bir hediye aldım senin için. Kabul edersen çok sevinirim. İstemez, başkasına ver. Bir bak lütfen. Eminim çok seveceksin.
Lütfen Hülya. Ya bıraksana, manyak mısın? Ne oluyor arkadaşım? Hadi dışarı. Dışarı. Güvenlikten zor kurtardım yakayı. Ama ertesi gün Hülya yanıma geldi. Dün seni çok kırdım değil mi? Önemli değil. Sana kırılmam ben. Ya kusura bakma gerçekten. Sinirliydim biraz. O günün gecesi gözüme uyku girmedi. Hep onu düşündüm. Ertesi gün yine çıktım karşısına. Ne bu şimdi? Beğenmedin mi yoksa? Ne laf anlamaz şeysin sen ya. Ama dün dedin ki... Dedim evet. İnsan gibi üzüldüm haline. Seni kırmadan anlatmaya çalıştım ama yeter artık. Rahat bırak beni. Kafası karışmıştı. Babasına iyi bir ders verirsem inadından vazgeçeceğine hiç şüphem yoktu. Babasını soyup ona sürpriz mi yapacaktınız? Daha başka ne olabilir ki? Hmm. Ama paraları kendi hesabıma yatırırsam anında yakalanırdım. Siz de parayı buranın hesabına yatırdınız. Birkaç hesaptan geçirdikten sonra ve ardından Hülya'yı görmek için odasına gittim. Ama hiç de beklediğim gibi olmadı. Çok kızmıştı. Tartıştık. Siz de onu öldürdünüz. Hayır. Çıkıp gittim. Ben de hemen öldürdünüz demedim zaten. Gözünüz dönmüştü bir kere. İz bırakmamak için yanınıza eldiven de aldınız. Ve tabii prezervatif almayı da ihmal etmediniz. Tecavüz ederken DNA bırakmamak için. Ne? Ne tecavüzü? Yapmadım ben öyle bir şey. Evinizde bulunan prezervatifler öyle demiyor mu? Üzerindeki kimyasallarla Hülya'nın genital dokusunda bulunan örnekler birbirine tutuyor. Benim suçum yok. Böyle olmasını o istedi. Bora'nın beni dolandırdığını anlayınca çok sinirlenmiştim. Durmadan içtim. Kafam bir dünyaydı. Sen parayı geçer geçmez hemen çekti değil mi? Parayı onun hesabına geçtikten sonra hastayım deyip izin aldım ertesi gün. Sabah bir baktım paranın yerinde yerler esiyordu. Bütün gün Bora'yı aradım. Ama ulaşamadım. Çok içmiştim. Aklın sıra her şey için Hülya'yı suçladın. Yurda gittim. Parti devam ediyordu. Çok mutlu görünüyordum. Daha çok sinirlendim. Kafayı bulana kadar içtim. Meriç gittikten sonra da odasının kapısını çaldım. Yüzünden midem çok fena olmuştu. Niyetinde değildim. Ama olan olmuştu. Sonra da Bora'nın peşine düştün. Eve gittim. Her yere alt üst ettim. Sonra bir post-it buldum. Bir otelin adı yazıyordu. Hemen otele gittim. Karşıma dikildi. Yüz körü olduğunu bildiğimden sesimi değiştirirsem
beni tanımayacağını düşündüm. Ama tanıdı. Çünkü numara yapıyormuş. Nasıl numara yapıyormuş? Yüz körü falan değilmiş. Hepimizi kandırdı. Biliyordun. Pardon. Laleci Otel'i arıyorum ben. Düz gidin solda. Lan sen beni aptal mı sandın? Beni birine benzettiniz herhalde. Paralar alıp tüyecektin ha. Ya saçmalama, ne ilgisi var? Saçmalama ha. Sonra kendimden geçmişim. Hastaneye kaldırmışlar. Gerisini de biliyorsunuz zaten. Özkan Çetin, adam öldürme suçundan müebbet hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Alptekin Küçükkır, uyuşturucu madde kullanma, bulundurma ve delilleri karartma suçlamasıyla 10 ila 12 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Müslüm Kabasakal, işkence ve çeşitli suçlar sebebiyle 12 ila 15 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Diğer çete elemanlarının yargılanması devam ediyor. Bora Yadigar, çeşitli suçlamalar sebebiyle 5 ila 7 yıl arası hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Hayda, ya gene mi şu panoy? Kurtulamadık mı biz bundan ya? Ama bu sefer olayı çözdüm. Nasıl? Tam isabet değil mi? Şaka şaka. Ya nasıl oluyormuş? Ya, tamam tamam, asma suratını hadi. Tamam hadi, asma suratını. Ne ısmarlayayım sana? Ya niye siz ısmarlıyorsunuz? Ya bir kere de karşı gelme oğlum ya. Olur da gitsin. İyi tamam. Balık istiyorum ben. Ama gidin gidin Boğaz'da yiyelim. Şöyle afilli restoranda. Abartma. Hadi yürü hadi. Bölümünde anne babaların ama özellikle öğretmenlerin dikkatini çekmek istediğim bir nokta var. Başta belirttiğim gibi yüzleri tanıyamayanların sayısı az değil. Dolayısıyla bazı çocuklar kimi hafif kimi ağır şekillerini gösteren prosopagnozya hastası olabilir. Onlar bırakın anne baba ve kardeşlerini, aynadaki kendi görüntülerini dahi tanımayabilirler. Karşılaştıkları insanları saç şekillerine, giyim tarzlarına, seslerine, şivelerine, cümle kurma özelliklerine, beden tip ve dillerine, hatta kokularına, kullandıkları gözlük ve benzeri ayrıntılara dikkat ederek tanımaya çalışırlar. Bu nedenle kürsüden farklı bir yerde konuştuğunuzda öğretmen olduğunuzu anlayabileceği sözcükler kullanın. Yanında biri olmadan herhangi bir yere göndermeyin. Sınıf gezilerinde yalnız bırakmayın. Gruplara ayırırken Ali'nin takımı yerine kırmızı takım deyin. Çünkü Ali'nin yüzünü göremiyor. Ama renkleri ve her türlü cismi algılıyorlar. Film izletirken olan biteni anlayamayacağını aklınıza tutun. Onlar kalabalık içerisinde tanıdığı kişiler bulunabilir kaygısıyla herkese yakın ve samimi davranabilir. Ya da kalabalık ortamlardan uzak durabilirler. Yeterince zeki ve terbiyeli olmadıkları izlenimi verebilirler. Elbette öğretmenler arasında da yüzleri tanımayanlar olabilir. Eğer prosopagnozası olan bir tanıdığınız varsa, onu her gördüğünüzde benim adım neydi diye sormayın. Belki onu iyileştireceğinizi düşünüyorsunuz ama bu mümkün değil. Nasıl görme engellisine bu kaç, bu kaç diye parmaklarınızı göstermenin bir anlamı yoksa bunu da yapmayın. Çünkü onlar
rüyalarında dahi sevdiklerinin yüzünü göremezler. Sahtekarın, dolandırıcının, torbacının, katilin, velhasıl her türlü melanetin yer aldığı bir bölümün daha sonuna geldik. Unutmayın, kusursuz cinayet yoktur.